boş zımba makinesi. Bu makineye daha önce bakmıştık. Bu makineyi her ne pahasına olursa olsun çalıştırmamız gerekiyor. Bu makinenin BMS devresinde yanıklar mevcuttu. Garanti yönünden ilgisizlik var. Bakalım biz bu makineye neler yapabileceğiz. Elimde bir adet BMS devresi mevcut. Bunun pilini dışarıdan eğer şarj edersem, daha sonra tetiğin üzerindeki kontağı kullanırsam cihaz çalışır diye düşünüyorum. Fakat çok fazla sorunlarla karşılaşıyorum. Dışarıdan bu işi soketli yapmayı düşünüyorum. Bakın buradan soketle burayı şarj edeceğim. Buradan da emniyet switch'imiz var. Motoru harekete geçirecek. Önce motoru başa alıp bir test ediyorum. Fakat BMS devresi yandı. Hemen ikinci seçeneğe geçiyorum. 36 kOh'luk bir direnç ile 5.2 V'u 4.2 V'a düşürüp bu pili şarj etmeyi düşünüyorum. Direncimizi koyduk. Bağlantımızı yaptık. Evet, pil şarj oluyor. Bir iki deneme yapacağız. Switch'imize bastık. Tekrardan motoru dışarı aldık. Tetiğe basıyoruz ve motor çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi devreyi toparlayacağız fakat sürekli bir sorunlarla karşılaşıyoruz. Bakın 4 voltta şu an pil şarj oluyor. Şarjı çıkartıyorum. Pilde voltaj hiç yok. Böyle bir şeyin de imkanı yok. Sonra birden tekrar pil 4 volt üzerine atıyor. Çok saçma bir hareketler var. Artık pilden şüphelenmeye başladım ama şüphelenmek de istemiyorum. Birinci deneme. Bakın ikinci deneme yine başarısız. Pil birden gücü kesti. Böyle bir şeyin imkanı yok. Tekrardan başka bir yöntem deneyeceğiz. Kendi pilini çıkartıyorum. Onda bir anormallik tespit ettim. Başka bir 3.7 voltta deneyeceğim. Bu pil de ömrünü tamamlamış durumda ama ne kadar da işimi görür ona bakacağım. Boştayken gayet güzel motoru çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi 3.85 volt şu an elektrik var. Yanan BMS devresini tamir ettim. Üzerindeki diyot yanmıştı. SS24'ü SS34 yaptım. Tekrardan denemeye başlıyorum. Evet, pil güzel şarj oluyor. Şimdi bu karta bu zımbanın içinde yer bulmak için kendi kartını ikiye kırıyorum. Bu BMS devresinde bu makinenin içine sığdırmak için içindeki USB soketini kırıp çıkartıyorum. Gayet güzel. Cihazımız şarj oluyor. Çıkışında da voltajlar var. Emniyet switch'ine bastık. Pilimizi bağladık. Deneme yapıyoruz. Güzel, motor çalışıyor. Şimdi bu BMS devresini bu cihazın içine sığdırmamız lazım. Şu kenardaki bir fazlalığı kıralım mı? Onu kırdık. Şimdi şarj kablomuzu da bağlayalım. Bu bunun içinde kalacak. Kablo dışarıda olacak. Makine çalışsın da her türlü şeyi deniyoruz. Evet, cihaz çalışıyor. Bu şekilde bir de şarja takalım. Evet, şarj oluyor. Peki bu motor bu yayı şu an kaldırabilecek güçte mi? Yani pilin gücü şu an yetecek mi? Zımbamızı taktık, tetiğe bastık. Motor bağırdı ama dönemedi. İçine taktığım bu pil çok uzun zamandır şarj olmamıştı. Şimdi iyice bir şarj edelim. Cihazın eski hali bu şekildeydi. Yeni halinde gördüğünüz içinde artık mor pil var. 3 kere deneme yaptım. 3 kere motor beni ikinci çalışta durdurdu. Ve pil ile ilgili de bir kısa devre olduğunu fark ettim. İşte o pil, bu pil. Boş'un kullandığı kendi orijinal pili. Çok ilginç bir şekilde bu pili ölçtüğünüz zaman hiçbir değer vermiyor. Artı tarafının içine bir tel uzatıp o şekilde ölçtüğünüz zaman 4 voltu görüyorsunuz. Yani makinenin esas sorunu şu şekildeymiş. Pil anlık kısa devreye düşüyor. Bu BMS devresini yakıyor. Tabii ki pil de kısa devreden dolayı zaten arızada kalıyor. Aslında makine tamamen garantiden değişmesi gerekiyordu. Burada kesinlikle bir kullanıcı hatası yok. Ama biz kendi çabamızda çözümler üretmeye çalıştık. Ve inşallah başarılı olacağız. Şu an en kötü ihtimal içine taktığım pilden dolayı çalışmayacak. Yeni pil ile illaki çalışacaktır.